Bir şey diyeceğim genç kankalar. Şimdi hepiniz Valorant oynuyorsunuz, LoL oynuyorsunuz, sağ tıklı diye bitmedi bu oyunlar bir türlü. CS oynuyorsunuz, işte Dota oynuyorsunuz, başka oyunlar oynuyorsunuz. Fakat neden Fortnite oynamıyorsunuz? Bakın açıkça söylüyorum. Fortnite kesinlikle insanlık tarihinin başına gelmiş en iyi oyun eventlerinden biriydi. Yani şu an zaman makinem olsaydı kesinlikle yapacağım şey 2017 yılına gidip şu anki bilgimle Fortnite'ı başta oynamak olurdu ve insanları ezip oyunun en iyisi olmak olurdu. Çünkü o zamanları var ya görünce bile ulan geçti bizden artık ya falan olurum. Bu kadar iyi bir oyunun Türkiye'de çok oynanmaması, hatta neredeyse hiç oynanmaması çok garibime gidiyor. Ve hani maalesef ki bu konu hakkında bayağı sitemliyim. Ben Fortnite'ı yıllardır oynuyorum arkadaşlar. İlk çıktığı zaman da bilgisayarım PUBG'yi kaldırmıyordu. İndirip oynamıştım ve gerçekten çok keyif almıştım. Her türlü sezonunu oynadım, her zaman oynadım. Ondan sonra bütün eventlerini izledim. Bugün de zaten çoğunuz görmüşsünüzdür. Türkler Eminem'i seviyor ve Eminem de Fortnite'a geldi. O yüzden sürekli Facebook gruplarında, Instagram'da Fortnite Eminem Fortnite'a geldi diye şeyler oluyordu. Ve ben o etkinliği izledim ve bugün size onu anlatacağım. Onu izleyeceğiz yani beraber. Aralık ayı boyunca video attığımı ve bunun karşılığında da sadece bir like'ınızı istediğimi de belirtmek isterim bu arada. Şimdi kankilettolar oyuna 12 milyon kişi geldiği için ben giremedim ve event tekrar oldu. Saat gece 1'de ve sabah 7'de oldu. Benim ise uyku düzenim biraz şey olduğu için sabah 7'de girip böyle kaydettim. Yani benim görüntümü gördüğünüz üzere. O yüzden ben şimdi tekrar tepki vereceğim. Sırf sizin için. Fortnite'ı sevin oğlum ya. Vallahi çok iyi oyun. Şimdi arkadaşlar Fortnite'ın gerçekten evil lore'u var. Yani çok farklı şeyler yapıyorlardı. Şu an zaman makinesiyle ilk sezona dönüldü. Farklı şeyler yaptılar. Mesela Zero Point diye bir olay vardı. Bu adanın çekirdeği, güçlü bir çekirdeği gibi bir şey. Herkes bunu istiyor. Küp var zaten biliyorsunuz. Ondan sonra roket var şu tepedeki yarı açan falan. Birinci sezona dönüldü. Ve işte oyunu bilenlere anlatıyorum. Küp patlamadan, Zero Point çatırdamadan ne olacağını göstereceğini sandık. Çünkü adada bir gariplik yoktu. Her şey mükemmeldi. Sağ üstteki normalde 7. 8. sezonda gelen volkan yoktu. Ve hani biz de düşündük ki ulan mükemmel bir ada, farklı bir ada. Bakın orada Zero Point bu arada. Farklı bir adada olacak bir eventi görüyoruz diye düşündük. Bakalım öyle olmuş mu ama. Umarım başkasından izlememişsinizdir. Zaten Fortnite'ı izlemiyorsunuz. Şimdi Fortnite eventleri böyle canlı yayın gibi oluyor arkadaşlar. Eskiden çok çok daha iyi oluyordu. Bu adam bana selam göndermişti de hiç güvenmeyeyim bu adama. Eskiden çok çok daha iyi oluyordu. Oyunda bildiğiniz, oyunda gezerken tak diye olay oluyordu. Yani bilmeden oyuna girseniz, savaştığınız adamla oradan havadan roket uçuyordu. Bir anda oyun değişiyordu falan. Şu an öyle değil. Sunucuları kapatarak yapıyorlar falan ama ki zaten öyle yapmaları lazım. Çünkü 12 milyon kişi katılmış arkadaşlar bu evente. Çoğu Eminem'den geliyor tabii ki. Yani oyun böyle 30 GB olduğu için millet indiriyor. Eventi izliyor, siliyor. Öyle öyle oynayan çok oyuncu var. Allah dur, telif yiyeceğiz. Evet, eventin başlamasına 10 saniye kaldı arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir izleyelim izninizle. Bakın buraya şey yaptık. Sesler kesildi. Başlıyor. Bak ne olacak. Bak alıştım. Bak şu an bile sinirlendim ya, şerefsiz herif. Böyle bir şerefsizlik yapılır mı oğlum? Bakın arkadaşlar bu Rift olayı, Fortnite'da bu Rift olayını çok görmüşsünüzdür. O Rift sayesinde roket farklı farklı şeylere dönüşüyor. Bayağı yapıyorlar bunu ya. Bu arada yeni sezonda Peter Griffin gelecek. Onunla videosunu çekeceğiz. Hatta güzel YouTuber kankalarını da çekeceğim. Kaçırmamak için like atalım artık. Yani yeter arkadaşlar. GTA 6 olunca atıyorsunuz ama. Orada bir yılbaşı şeyi oldu. Aha. Bakın bu roketin amacı o meteoru yok etmek ve gene onu yapacak. 10. sezon etkinliğini hatırlarsanız ya da oynadıysanız zamanlar gene o meteoru yok etmeye çalışıyordu. Ki bütün hikaye zaten o meteorla başlıyor. Visitor diye bir adam, yani adı üstte ziyaretçi bir adam, sırf bu adaya geldiği için bir sürü şey oluyor işte. Bakın ben de o adamı trolledim bu arada, bizi düşüren şerefsizi. Bakın şimdi. Lan cidden çok iyi ya. Fortnite yapılmış en iyi oyunlardan biridir. Kimse kusura bakmasın. Amaçları o bir sürü şeyle, paralel evren şeyle o roketi yok, meteoru yok etmek. 10. sezondakiyle aynı bakın. Takamak olmuyordu ama. Ve ya işte. Ama bunu niye yaptıklarını gerçekten anlamıyorum. Ayo. Galiba Zero Point'e vuracaktı sonra onu. Evet, bu da Rift yarık açılıyor. Bunları bilmeniz lazım ya. Oğlum biyoloji falan öğreniyorsunuz. Bunları bilmiyor. Fortnite lore'unu bilmiyorsunuz. Bu arada bu müzik çok güzel. Bak o roketi aldım. Zero Point'e çakacak onu. Bu arada küp yok olmuş, yeni fark ettim. Haritayı böyle mi yaptınız gerçekten? Zero Point kendini koruyor tabii ki de.
Küp vardı onun üstünde, yok olmuş. Yani hiç tahmin ettiğimiz gibi event olmadı ya. Şu an fark ediyorum ben de. Meteoru aldılar. Meteor şimdi Zero Point'e çakıp onun etrafındaki hava kabarcığını yok edecek amacı o. Burada ne yaptığımızı anlamadım. Her zamana basıyorduk ama. Şuna bak abi ya. Şu grafikleri. Bu en düşük grafikte oynuyorum bu arada. 200 FPS almayı severim. Bakın Zero Point kendini koruyor. Onu delmeye çalışıyorlar. Fortnite bir döngü arkadaşlar ve döngüde olduğunu fark eden bir karakterler var. Onlar döngüden kaçmak istiyorlar mesela. Ve bu şu ana kadar tamamıyla o arada sırada taco olması dışında tamamıyla 10. sezon eskinliği gibi. Bakın tamamıyla aynısı. Böyle uçurmuştu. İçine çekmişti. Sonra end yazmıştı. Ve oyun bir gün kapalı kalmıştı. Tamamıyla şu an 10. sezon. O çok iyi oyun ya. Keşke daha da iyi olabilse ama. Yani bu haritayı mükemmel şekilde yapılabilse, saçma dizayn hataları yapılmasa oturur 7/24 oynarım yani. Şu anda oynamayı çok seviyorum ama ya Türkiye'de özellikle çok dalga konusu geçilen bir oyun. Sen git Fortnite oyna, sen git Valorant oyna, sen git LoL oyna. Biz Türkiye'de kendimize şeye çok yapıyoruz ya, dalga geçiyoruz ya. Hah, evet bu ara böyle bitiyordu 10. sezon eventi. Tak diye bitiyordu. Ama burada zaman makinesi bağlıydı şeyin içine. Roketin içinde bir zaman makinesi vardı. O zaman makinesi bir şeyi değiştirecek, bunu yapacak. Bu event sayesinde, bak bilmiyorsanız anlatıyorum, dinleyin şunu ya. Bu event sayesinde aslında Fortnite evrenine şu an reset atıldı. Bak Fall Guys var orada. İşte Rocket League gelecek, LEGO gelecek birazdan. Şu an paralel evrenler açıldı ve hikaye sıfırlandı. Chapter 5'te hikaye sıfırlanıyor yani. Bambaşka bir şey anlatacak. Hatta Chapter 5'in hikayesi, bu videoyu bir gün sonra çekiyorum bir zahmet. Peely'nin, o muz adamın kaçırılması arkadaşlar, o kadar basit bir şey. Bir de Epic Games şimdi LEGO ile çok büyük bir anlaşma yaptılar. Fall Guys satın aldılar, Rocket League'i satın aldılar. Bakın LEGO anlaşmasına bakın. Bu LEGO muydu lan? Neydi bu? Oğlum Spider-Gwen'in geldiği ortamlara bak işte yani. Fortnite böyle iyi bir oyun valla. Stormtrooper, Spider-Gwen, iki tane Fortnite karakteri. Hah, LEGO olayı arkadaşlar. LEGO olayı şu anda daha da çok açığa çıktı. Ve şöyle bir gariplik var. 1400 tane falan kostüm olması lazım oyunda. 1400 kostümü LEGO şeklinde tekrar yapmış adamlar. Bakın yerlere bakın. Şu an elim masa gitti lan, odaklanacaktım. 1400 kostümü baştan yapmışlar ve bunlar dans uyumlu. Hani LEGO Marvel Super Heroes oynadıysanız onların elindeki böyle paralar falan garip değil, LEGO paraları da onlar uyumlu yapmışlar. Buna deli gibi uğraşmış herifler yani. LEGO modu bayağı iyi, büyük bir şey belli ki. Oynamak için sabırsızlanıyorum ben de. Ve çok tatlı duruyor. Karakterler özellikle. Çok iyi oyun ya valla. Bak çok iyi bir potansiyel var. Yani iyi bir şey gibi düşünün. Zemin gibi düşünün. Mükemmel her şey yapabildiğiniz bir zemin ki her şeyi yapıyorlar. Bazen çok saçma dizayn seçimleri oluyor ama o biraz mahvediyor oyunu. Ki herkes böyle düşünüyor. Yoksa birinci chapter geri geldi, 40 milyon kişi oynadı. Yani millet eskiyi istiyor. Resident Evil 4 köyü var gördüğünüz üzere burada. Keşke grafikleri arttıraydım ya. Burası ya yeni harita arkadaşlar ya da LEGO için farklı bir harita yapmışlar. Çünkü yıkımlar falan farklı bakın. Bu LEGO şeyini oynayacağız, merak etmeyin. Fortnite'a ben doyuracağım. Türkiye'nin Fortnite kanalı olacağım. Bu LEGO evreniydi. Paralel evrenler yaptı dedim ya. Burası LEGO evreniydi kardeşim. Burası ise, bunu çok zekice düşünmüşler. Burası ise Rocket League evreni gibi bir şey. Ama Rocket League yapmıyorlar bir zahmet. Rocket League diye bir oyun olduğu için. Mario Kart modu bu. Bildiğiniz Mario Kart modu yapmışlar. Çok zekice ya Epic'in yaptığı. Hani böyle yaparak büyük en az benim kadar para kazanmayı amaçlıyorlardır. Ve bayağı da like almıştı bu şeyleri, trailerları falan. Özellikle Peter'ın gelmesi. Hani neredeyse bu videoya gelecek kadar like'tan fazlasını almışlardı. Tabii o kadar geçemezler. Hiç kimse sizin like'larınızı geçemez arkadaşlar. Şu an burada sürmüyoruz bu arada. Otomatik oluyor her şey. Ve herkes aslında bu arabada. Hani milleti diğer arabada görüyoruz ya, diğer arabada değiller. Bizim arabadalar. Tamamıyla bu show şu anda. Hani o space'e baskıyor da hiçbir şey değişmiyor. Herkes buradan gidiyor çünkü. Bu Mario Kart modu çok zekice yapmışlar. Bak Lamborghini falan araçları da var. Lamborghini araçları var. Şeyi de anlamadım lan bu arada. Çocuk oyununda, dürüst olalım yani çocuk oyunu. Lamborghini reklamı ne arıyor? Çocuk Lamborghini mi alacak? Babası Lamborghini mi alacak çocuğa? Yani akılda kalma için herhalde yapıyorlar da çok saçma yani. Evet, başka evrene gidiyor muyduk? Başka bir evrene gidiyorduk şimdi. Bak ne geliyor, sen gör. Ya. Bu ne biliyor musun arkadaşlar? Bu da farklı bir evren. Müzik aletleri falan vardı. Bu da Fortnite'ın. Geliyor. Hadi oğlum hadi. Rezil etme beni.
Bu çok Magneto şarkısı mı ya? Bir Marvel filminde çalmıştı galiba bu şarkı. Çalmış olabilir lan. Büyük ihtimal çaldı. Burada üstüne konuşmam lazım yoksa telif yiyeceğim, sesini kısıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani bir zahmet haçlı bir çıkartayım arkadaşlar. Aralık ayı boyunca her gün video atacağız. Eminem geldi burada arkadaşlar. This palms are sweaty, the mom's are heavy, mom's spaghetti. Ben söylüyorum üstündeki telif yemeyeyim. Bu da Fortnite'ın ritim oyunu evreni olacak. Danslara bak. Çok iyiydi bu arada ya. Burada birazdan da bakın. Bu Fortnite'ın Rock Band, Guitar Hero benzeri böyle ritim oyunu tarzı bir şey olacak. Snapback to Reality. Ben bunu üstüne söyleyeyim mi? Telif yemeyeyim ya. Ne bu şarkının ismi? Snapback to Reality Lyrics yazıyorum. Üstüne konuşuyorum. Lose yourself'mış. Back to lab again. Yo, this is old rap shitty. Better go capture this moment and hope it don't pass him. Of be, çok iyiydi oğlum ya. Burada tak 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 diye yapıyoruz. Kolay ama bir şeyliği vardı. Kusura bakmayın, telif yemem diye biraz boş konuşuyor olabilirim burada. Eminem'i severim ama daha da iyi olacak. Burası sesi arttırdım sizin için. Bakın. Ya bu gerçekten iyiydi ya. Daha böyle modern Eminem geldi. Zibili bili 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 diye konuşan Eminem var ya. Aha, I can swallow up. Neydi o şarkı ismi? Bulacağım arkadaşlar. Zam fark alıp bunların, evet bir saniye durun. Telif yemek istemiyorum. Tamam mı? Ben sakin bir adamım. Bunu zaten internetten izlersiniz kardeşim. Burada sol altta benim olmamı istiyorsanız bu videoyu izliyorsunuz sonuçta. Ama çok güzeldi gerçekten ya. Cringe hareketler yapıyor Eminem biraz. Yalan yok. Mesela bunlar çok cringe hareketler. Böyle puan yapması. Ama olsun. Siz de böyle dev olsanız böyle hareketler yapabilirsiniz. İnanın siz de yapardınız büyük ihtimal. Eminem'i burada suçlamıyorum. Bak bu kısımlar gerçekten çok iyi. Burada şeyi merak ediyorum. Acaba Eminem'i mocap yaptırtmışlar mıdır? Eminem gel bakayım yap şöyle hareketlerini falan demişler midir? Ya şöyle diyeyim. Aha. Böyle bile 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 bile. Şöyle diyeyim. Dansları çünkü mocap'le yapmıyorlar Fortnite ekibi. Bildiğin timeline şeyle yapıyorlar. İşte bu el buraya gitsin. Böyle gelsin. Şöyle yapsın falan diye yapılıyor. Ama Eminem'e 30 milyon dolar verdikleri için tahmini olarak illaki yapmışlardır. Bu arada ben de bu kadar hızlı söylerim lan. Bir saniye. Ya. Burada da koşu vardı. Bu da telif yiyebiliriz çünkü. Ah. Kapıyı yakmak. Ne oldu? Demek ki Eminem çok da özel bir adam değilmiş aslında. Beni de getirebilirlermiş de. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Çok iyiydi ya. Valla. Aha. Man stop dedi bize attı. Sonra geliyor. Umarım telif yememiştim. Telif yememişimdir. Buradan sonrası paralel evrenler var işte. Orası büyük ihtimal farklı bir oyun modu da olabilir. Böyle mekanik, robot modu. O kadar saçma sapan şeyler yapabilirler ya. Orada böyle bir save the world şeyleri. Orası yaz şeyi. Büyük ihtimal artık sezonlarda farklı evrenlere gideceğiz gibi bir şey olacak olabilir. Çünkü OG sezonu da farklı evrenlerde. Ve arkadaşlar işte buydu. Vallahi oğlum Fortnite beni çok duygulandırıyor ve gerçekten keşke Türkiye'de oynasak. Bu arada neden Türkiye'de oynanmadığını söyleyeyim arkadaşlar. Hani mağazaya girerseniz şurada içerik üretici destekte kısmı var ya. Buraya Fortnite gerçekten para akıtıyor. Bakın marketten ne satın alırsanız %20'si. Fortnite ne kadar para kazandığını biliyorsunuz. Kodunuzu kullanan biri %20 şeyinde gelir veriyor. Atıyorum 500 V-Papel ne kadar ediyor şu an? 60 TL ediyor ya. Ne kadarı sizin oluyor? Herhalde 20... 12 TL'si falan sizin oluyor arkadaşlar. Bunun için bayağı biraz hesaplama yapmak zorunda kaldım. Yani sizden bir şey gitmeden oyunda zaten herkes deli gibi kostüm oluyor. Kodunuzu kullandırırsanız, deli gibi para kazanıyordunuz. Çünkü akıtıyor Fortnite. Harita yapımcıların da aynı şekilde. Bunu Rusya'ya ve Türkiye'ye kapattı. Ulan hadi Rusya savaş suçlusu. Tamam herkes boykot ediyor da. Türkiye'ye niye? Çünkü PayPal yok. Bu yüzden ne oldu? Fortnite içerikçileri baktı işte millet şeyden milyon dolarlar kazanıyor. Biz de bu arada gerçekten hani iyi kazanıyorduk Türkiye şartlarında. Ve dolar kazanılıyordu öyle düşün. Ha bu 120 TL ise 1000 V-Papel onu 10 dolar olarak sayıyordu. Yani o kadar iyi bir akış vardı. Bizi Türkiye'ye kapatınca Türk içerik üreticileri Fortnite'ı bu yüzden saldı işte. Ve o yüzden Fortnite biraz Türkiye'de öldü arkadaşlar. Çünkü Fortnite bunu kendi elleriyle yaptı. Ama Türkçe dublaj getiriyorlar.
Türkçe altyazı getiriyorlar. Her şeyi çok iyi yapıyorlar. Ama bunu yapmadıkları için Türkiye'de gerçekten bu yüzden bilmiyor. İnanın bu oyuna çok büyük bir para akışı vardı. O yüzden sürekli teori videoları bilmem ne videoları görüyordunuz. Onu bir kestiler, herkes gitti bakın oyundan. Ama ben Fortnite'ı seviyorum. Ve sevdiğim insanlarla da oynamaya devam edeceğim. Umarım beğendiğiniz Fortnite kankası olduğunuz bir video olmuştur. Benden bugünlük bu kadardı. 2-3 gün sonra da ilk yeni sezona, Peter Griffin'li sezona baktığım bir video atacağım. Spoiler vereyim buraya kadar izlediğiniz için. Baldibek ve Selim abi, oyun portal Selim abiyle yapmayı düşünüyoruz bu konuyu. Benden bugünlük bu kadar. Hazırsanız kapatıyorum. Serhat, kapatalım videomuzu. Bugünkü videomuz da bitti.